Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere, annelere, anne olmak isteyenlere ya da iş yerinde mobbing yiyip çalışamayan herkese ışık olması için evden yapabileceğiniz işler videosu hazırladım. Özel olarak aslında bu videoyu düşündüm, tasarladım. Çünkü biliyorsunuz emir doğurduğum ilk bir sene ben çalışamadım. E, çalışamadım derken tabii ki kendi tercihimden ve yaşadığım olumsuz dönemden dolayı işime geri dönmedim. Bunun hani geri dönmemenin sonuçlarında buna bana bir şans olduğunu farkındayım. Hani geri dönmemiş halimde de bir şekilde hayatımı idame ettirmenin devamının olduğunu, eşimin eve bakıyor olmasının bir şans olduğunu farkındayım. Ama hem üretmek adına hem de ihtiyaç adına iş yapmak isteyenler için güzel fırsatlar olduğunu da düşünüyorum. Bunlardan ilkiyle başlayacağım. Bunlardan ilkiyle başlayacağım. İlki evinizde kullanmadığınız ürünleri, kullanmadığınız kıyafetleri, kullanmadığınız oyuncakları, çocuğunuzun kullanmadığı eşyalarını e, çeşitli ikinci el satıyor olmak. Bunlardan bir tanesiyle ilgili aslında Anneler günde biz bir kampanya yapmıştık Dekopasaj.com'la. E, herhangi bir reklam işbirliğim vesairem yok. E, kesinlikle bir e, Anneler Günü projesi hazırlamıştık beraber. Ajans tarafında da beraber olduğumuz için. E, kendilerinin iş etiğine, bütün e, o teslimat ve e, satış sürecine çok çok hakim olan insanlardan bir tanesiyim. O yüzden seve seve referans oldum. Ee, kullanmadığınız ürünler, çocuk beşikleri. İşte çocuğunuzun Montessori, Montessori kitaplığı, çocuğunuzun işte ne bileyim eşya ve mobilya literatüründe işte posteri, duvara asılan tablosu vesaire gibi şeyleri oranın muadili ürünlerine uygun fiyatlarda koyabilir. Ve hiç alıcıyla muhatap olmadan sadece deko pasajın nakliyesini sizin evinizden alıp götürüp alıcı kişiye ulaştırmasıyla beraber paranızı hesabınıza alabilir. Ve bu şekilde aslında kullanmadığınız ürünlerden bir ticaret yaratabilirsiniz. Şimdi bu ticaret nasıl yaratılıyor aslında? Şöyle belli bir noktadan sonra insanlar dışarıdan alıp da orada satmaya başlıyorlar ve bu bu şekilde bir ticarete dönüşmüş oluyor. Ben ilk hikayeyi emirden dinlediğimde yani sahibinden dinlediğimde bu şekilde hayatını idame ettirmeye başlayan, kocasını da işten ayrılıp beraber bir atölye kuran çiftler bile duydum. O yüzden mutlaka dekopasaj.com'a girip evinizde kullanmadığınız ürünleri satabileceğinizi ve hiç alıcıyla muhatap olmadan tamamen profesyonel bir satış yapabileceğinizi bilmenizi isterim. Eğer sadece anne çocuk tarafında satış yapmak istiyorsanız yine bu konuyla alakalı sahibini de yakından tanıdığım tutumluanne.com'u kullanabilirsiniz. Daha önce biz kendi video ajansımla beraber tutumluanne.com'u kullanan kişilerin memnuniyet videolarını çekmiştik. Ve hakikaten de insanların çocukların oyuncaklarından tutun da çocukların çorabına kadar her şeyi satıp ikinci ikinci elde bir paraya dönüştürüp yine çocukların ihtiyaçlarına yatırdığını gördüm. O yüzden bu da aslında evden yapabileceğiniz bir iş şekli olabilir. Üçüncü bir çeşit ise al-sat modeli dediğimiz yani dışarıdan gidip işte belli bir ücreti al alıp internet üzerinden, Instagram üzerinden, butik üzerinden veya Shopify.com gibi bir e-ticaret modülü üzerinden satabileceğiniz e-ticaret siteleri. Bununla ilgili yine girişim yapan ve satış yapan çok fazla arkadaşım var. Çok tutan ve çok çok mutlu olan yaklaşık ayda 8-10 bin ciro yapan arkadaşlarım da var. Daha böyle küçük ölçekli 500-600 liralarda kalanlar da var. Tabii bunun kargo maliyeti ve kargo tarafı. Hakikaten meşakkatli bir iş. Elinizde çocuk varsa nasıl yapabilirsiniz bilmiyorum ama güzel organize olursanız hakikaten internetten satın alma, özellikle Instagram'dan kapıda ödeme koyduğunuz her şey çok güzel satılabiliyor. Bunun yanı sıra bir uzmanlığınız varsa ya da yok benim çok iyi bir yazı yeteneğim var ve hakikaten bir yerlere yazabiliyorum diyorsanız yazarlıkta da hakikaten güzel paralar kazanılabiliyor. Ben zamanında bir e, Türkiye'nin çok büyük bir medya şirketinin yayın yönetmenliğini yaparken yine evden bu işi yapan bir sürü insanla çalışıp onlara aylık bir gelir modeli sağlıyorduk. Yine aynı şekilde o firmanın da diğer firmaların da bu şekilde çalıştığına eminim. Yani haliyle bilginizi, eğitiminizi, mesleğinizi yazı yoluyla paylaşabilir ve bundan para kazanıyor olabilirsiniz. Bir diğer... E, seçenek ise oyun ablalığı. Oyun ablalığı kendinize güveniyorsanız yapabileceğiniz bir şey aslında. Tabii ki bunun eğitimleri var. Kullandığınız materyaller çok önemli. Oyun grupları kuruyorsunuz, başında bekliyorsunuz vesaire. Bu konuyla alakalı hakikaten çok çok başarılı bir girişim yapmış olan bir arkadaşım var. Çok sık da kendisini Instagram'da paylaşıyorum. Mama Komika Selin. Alaçatı'da evinin bahçesini bir oyun grubuna çevirdi. Ve o sürece ben yakından şahidim. Hani gidip o enerji, Kum neydi o? Kinetik enerji kumlarını bulduğu yer, o işte materyalleri satın aldığı, oyuncakları satın aldığı yerlerin hepsini gördüm. Evet biraz meşakkatli bir iş. Gerçekten bir business tam anlamıyla. Ama ilerleyen zamanlarda çocuğunuzla beraber vakit geçirebileceğiniz çok güzel bir alana dönüşebiliyor. Evinizde çalışabileceğiniz alanlardan bir tanesi de zamanında yine benim yöneticiyken çok fazla çalıştığım cupcake, pasta, börek ve dışarıya bir catering hizmeti sağlamak. Emin olun Instagram'da başladığınız bu yolculuk sizi bambaşka yerlere götürebilir. Ben çok fazla başka yerlere gidenleri gördüm. Şu anda bir milyon takipçisi olan insanları Kastamonu'dan ilk biz İstanbul'a getirip misafir edip videolarını çekmişliğimiz var. O yüzden bu hikayenin başından sonuna kadar bütün hepsine hakimim. YouTuber olmak, video çekmek, koymak ve YouTube'dan para kazanmak evet bu da bir e, model. Ama bu gerçekten zor ve meşakkatli bir yol. E, stratejik olarak iyi ilerlemeniz lazım. Bir reklam harcaması yapmanız lazım. Hayatınızı orada yaşa yaşanılan gibi yaşamanız lazım. Gerçekçiliğini doldurmanız lazım. E, bu işin sonu birazcık ünle ve şöhrete gidiyor. O yolda da hakikaten kendinizi tutup işte ne çok kapılıp ne de çok geride durmanız lazım. Bu hakikaten zor bir şey. Ben hani çok aşina ve medyacı olan bir ailenin kızı olarak bile çok zorlandığım zamanlar oluyor. Ara ara bunu zaten sizinle paylaşıyorum. Bunun dışında eğer şunu da öğrenmek istiyorum, evden bunu da yapabilir miyim dediğiniz işler, meslekler ya da para kazanma yöntemleri varsa mutlaka benimle paylaşabilirsiniz. Yine yardımcı olabileceğim bir şey varsa her zaman Instagram'dan DM olarak atabilirsiniz. Tekrar söylediğim gibi o postu gördüğünüz zaman bana yazabilirsiniz. İnanın hepsini okuyor, hepsini değerlendiriyor ve hepsine bir şekilde cevap vermeye çalışıyorum. Hafta yine yine aynı gün farklı bir konuyla görüşmek üzere. Hoşçakalın.